Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Sesim birazcık farklı olabilir çünkü hastayım. Yani umarım gacır gucur gelmiyordur. Çünkü ben farklı duyuyorum tabii ki. Kayıtta anlıyorum. Evet. Yeni 5 yıldız rüzgar hasarcımız oyuna eklendi. Bu videoda karakter nasıl çalışıyor? Takımları, yadigarları, özellikleri, verimi gibi konuları konuşacağız. Bunların hepsini meta penceresinde değerlendiriyoruz. Gerisi sizin zevkinize kalmış bir şey zaten. Başlayalım. Öncelikle normal düz vuruşlarını konuşalım. Bunlar hiçbir şekilde çaska ilgilendiren şeyler olmasa da biz bahsedelim. Gün gelir. Böyle kullanmak gerekir gençim. <laughs> sürprizlerle dolu yani neyse. Yay ile arda dört saldırı gerçekleştiriyor bunlar. Fiziksel hasar veriyorlar. Yüklü saldırı yaptığında rüzgara hasar veren bir ok fırlatıyor. Havadan saldırısı da kendini yere attığı klasik bir saldırı. Dediğim gibi bunların oynanışıyla alakası yok. Şimdi alakası olan yere geçelim. Element becerisi. Karakterin ana hasar kaynağı element becerisi. Element becerisini açtığı zaman alan rüzgara hasar verip havalanarak gece ruhu lütfu moduna geçiyor. İlk açtığı zaman da 80 gece ruhu puanı var. Bu süre içinde de bu puanları harcıyor bitince de bu moddan çıkıyor hızlı koşma tuşu ya da daha yukarı uçma gibi eylemler gece ruhu puanımızdan yiyor. Yani düşman saldırısından kaçınmak bizim puanımızı emdiğinden hasar potansiyelimizi azaltmış oluyor. Bu moddan çıkmak için tekrar element becerisini kullanabiliyoruz. Kapatmak için element becerisine basılı da tutabiliyoruz. Bu gece ruhu modumuzu kapatıp havadan bir saldırı gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu mesela basılı tutup birazcık daha aşağı doğru gitmemizi sonra basılı çekmeyi bıraktıktan sonra yine havada asıl kalmamızı da sağlıyor bu arada. Bu moddayken hızı ve saldırıya direnci artıyor ama hala ağır bir darbe gelirse savrulma şansı var ne yazık ki. Kalkan karakterleri ile daha konforlu hissedebilecek bir karakter o sebeple. Şimdi element becerisine basıp gece ruhu moduna geçtiği zamanki saldırılarını konuşabiliriz. Bu moddayken normal ve yüklü saldırı gerçekleştirebiliyoruz. Bunlar gece ruhu temelli saldırılar oluyor. Normal saldırılarımızı kullanmayı pek tercih etmiyoruz. Çünkü asıl olayımız yüklü saldırılarımızda onu konuşacağız şimdi. Bu modda yüklü saldırı yaptığımızda çevremizdeki düşmanlara nişan alıp doldurabiliyoruz doldurduğumuz kurşunlarımızı fırlatıyoruz. Etrafımızda düşman yoksa kurşun falan doldurmuyoruz bu arada. Toplamda 6 kurşunumuz var. Bu altı kurşunu da fırlatacağımız kadar basıl tutmamız önemli. Buna bir bakalım. Takımımızda rüzgar elementi ile etkileşime geçebilen elementten takım arkadaşlarımız varsa yani ateş, buz, elektrik ve su elementlerinden takım arkadaşlarına sahipsek bu elementten karakter sayısına göre 3 tane kurşunumuz element değiştiriyor. Bu element kurşunlarımız son 3 kurşunumuz olsa da sırası rastgele oluyor. Her yüklü saldırımızda bunların yerinin değiştiğini görebilirsiniz. Ama kurşunların atılma sırası her zaman 6. kurşundan yani yüklenen son kurşundan başlıyor. Çaskının takımında farklı elementler olması ve yüklü saldırısını 6 kurşunu doldurarak atması çok önemli. Çünkü burada sayılarında gördüğünüz gibi normal vuruş yaptığımız kurşunlarla yüklü saldırı kurşunlarımız arasında fark olduğu gibi element yüklenmiş kurşunlarımız arasında da yüksek bir hasar farkı var. Yani farklı elementler koy doldur boşalt doldur boşalt şeklinde takılacağız. İlk yükseltme pasifimizde de ekstra bir kurşun daha alıyoruz. Takımımızda bahsettiğimiz elementlerden olan karakter sayısına göre bu kurşunu alma ihtimalimiz artıyor. Bu element de yine takımımızdaki elementlerden rastgele bir taneye dönüşüyor. Aynı zamanda bu pasifle beraber bu saydığımız elementlerden sahip olduğumuz her farklı element için bir yük alıyoruz. Bu yük de bizim element yüklü kurşunlarımızın hasarını arttırıyor. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz yüklü saldırılar yüklü saldırı hasarı olarak geçiyor. Yani yani bunu güçlendiren silahlar ya da yadigarlardan güçlendirme alabiliyoruz ama Chaska'nın yeteneklerine seviye atlatırken element becerisine seviye atlatmamız gerek. Dün ben hasta hasta enayi gibi gittim normal saldırılarıma seviye atlattım mesela. Bunu yapmayın. Şimdi dördüncü yükseltme pasifimizde takımımızda gece ruhu patlaması gerçekleştiği zaman yani bir karakter ile element hasarı verdiğimizde takımdaki bir düşmana ekstra bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırı takımda bahsettiğimiz elementlerden yoksa düz rüzgar hasarı veriyor ve rüzgar kurşunlarımızın %150'si kadar bir hasar veriyor. Takımımızda ateş, buz, elektrik su karakteri varsa o elementten hasar veriyor. Bu da elemente dönüşmüş kurşunlarımızın hasarının %150'si kadar bir hasar oluyor. Bu ekstra hasar da saldırı hasarı olarak geçiyor bu arada. Yani güzel bonuslu bir şekilde vurmuş oluyor. Element patlamasında da rüzgar hasarı veren büyük bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırı sonrasında altı parçaya bölünüp yakındaki düşmanlara gidiyor. Yine takımımızdaki ateş, su, buz, elektrik karakterleri sayısına göre iki tanesi element değiştiriyor küçük parçaların ve o elementten hasar veriyorlar. Yine elementli parçaların hasarı daha fazla. Yani özet. Çaska yüklü saldırı yapan ve saldırılarının güçlü olması için takımında belirli elementleri isteyen, reaksiyon sırası rastgele olduğundan reaksiyon hasarından çok genel hasar vesaire odaklanılması gereken bir karakter. Hangi element hangi sırayla vuracak belli olmadığından reaksiyon hasarına gitmek çok istediğimiz bir şey değil. Bu kurşunların hepsi yakınımızdaki bambaşka düşmanları gittiğinden de reaksiyon hasarına güvenmek mümkün olmuyor. Artı gönderim sırasına göre yani ilk atılan 6. kurşunumuz ve dördüncü kurşunumuz element yüklüyor. İkincisi de yüklüyor ama o rüzgar zaten. Yani klasik bir ICD'si olduğundan bu sebeplerle reaksiyon hasarına odaklanamıyoruz ama ilerleyen yerlerde istisnai birkaç örnek konuşacağız. Yadigarlarına geçmeden önce klasik natlan karakteri pasif özelliklerinin de özetini geçelim. Gece ruhu puanımız bittiğinde filojistondan yiyoruz. Filojistonlu bir bölgede bir karakterle havada uçarken çaskaya otomatik geçebiliyoruz. Tabancasına binmiş vaziyette geliyor. Takım arkadaşımız bir düşmanı alt ettiğinde 25 filojiston alıyoruz. Bu 12 saniyede gerçekleşiyor ve domainler ile hiç sarmanın da geçerli değil bu özellik. Yadigarlarına geçelim artık. Doğal olarak en iyisi de obsidian olacak. Bu set gece ruh kullanan karakterlere rahatlatıcı statlar sağlıyor, mis gibi. Takımınızda Furina varsa mareşese de verebilirsiniz ama sorunlu değilsiniz. Obsidianınız daha iyi ise onu kullanabilirsiniz. Shimeneva çok eski bir set. Elinizde çok güzel parçalarınız olabilir. Obsidian çıkarana kadar kullanabilirsiniz Shimeneva setini. Aynı şekilde Wanderers troop da kullanabilirsiniz. Okçu olduğu için yüklü saldırı bonusundan faydalanır. Redescent Winner ise Chaska'nın kendi hasarını düşürecek bir set olacaktır. Elinizdeki set iyiyse ve takımda yüksek hasar çıkaran takım arkadaşlarınız varsa geçici olarak verebilirsiniz kendisine. Setlerin İngilizce ismini söylüyorum. Ekranda zaten Türkçeleri gözüküyor diye. İstediğimiz statları da konuşalım. Karakter saldırıdan güçlenen bir karakter olduğundan saatimiz saldırı yüzdesi olacak. Okey. Kupamız ise şimdi şöyle bir şey var. Çaskı aslında çok fazla rüzgar hasarı vurmuyor gördüğünüz gibi. Olması gereken haliyle yani takımımızda 3 farklı element arkadaşımız varsa en fazla 2 rüzgar kurşunumuz oluyor. O sebeple aslında saldırı yüzdesi kupası genel senaryolarda daha iyi bir seçenek olacaktır. Şimdi geldik istisnai kısmına lütfen bu diyeceğimi lütfen yanlış anlamayın kafanızı karıştırmasın burada anlatacağım şey ama... Takımınızda iki tane aynı elementten karakter varsa iki ateş iki su, iki elektrik vesaire. Tamam mı? Ve son element farklı bir element ise. Diyelim ki iki ateş, bir su karakterimiz var mesela. Bu reaksiyon hasarına gitmenizi rahatlatır. Çünkü böyle bir durumda en az iki, bazen de 3 kurşunumuzun o elementten olma şansı olduğundan fazla olan elementin kupasını da vermeyi tercih edebilirsiniz. Özellikle de statları güzelse. Fakat unutmayın ki bu yaptığınız elementli kurşunlarınızın hasarını düşürüyor. Ve yine de hep garanti olmuyor reaksiyonunuz. Bu kullanacağınız karakterlerin hasarının çok iyi olduğu durumlarda tercih edebileceğiniz bir şey olacaktır. Bennett Shunning ikilisi gibi mesela. Şimdi net bir şekilde konuşulduysa kafamızı konuşalım. O da krit oranı ya da krit hasarı olacak. Muhtemelen de krit hasarı istiyor olacağız genel senaryolarda. Alt statlarda bolca krit istiyoruz ve saldırı yüzdesi istiyoruz. Enerji ihtiyacı ise element patlaması asıl hasar kaynağı değil. O sebeple üzerine düşünmenize gerek yok aslında. Geldikçe sallayabilirsiniz ortaya. Ama ben enerjiye önem veriyorum, her rotasyonda atmak istiyorum falan dediğiniz noktada takımına göre, silahlara göre, düşmanlara dahi göre bu ihtiyacın değişebileceğini hatırlatarak bir genelleme yapacak olursam 160-180 arası bir enerjiyle çaskınızı dizebilirsiniz. Ama genel senaryolarda daha az bir enerji gayet uygun bir şekilde yetecektir. Bunu da tekrardan belirtiyorum. Seviye atlatma önceliğimizde element becerisi ve element patlaması şeklinde normal saldırılarına seviye atlatmanıza gerek yok. Bir kombosu olduğunu da söyleyemeyiz. Karakter düz. Element becerisini açtığınızda 4 kez full yüklü saldırı yapabiliyorsunuz. Element patlamasının öncesinde ya da sonrasında kullanabilirsiniz bu yüklü saldırılarınızın. Silahlarına geçelim. Kendi silahı zaten. Üstüne konuşmaya dahi gerek yok. Her türlü fayda sağlıyor bu silahtan. Onun dışında biliyorsunuz ki eksiğinize göre ihtiyacınız olan statlara göre 5 yıldız herhangi bir silahı yapıştırabilirsiniz çaskaya. En verim aldıklarını konuşalım. Aqua, düşmanlara uzak değilseniz fayda sağlayabileceğiniz daha iyi seçeneklerinden olabilir. Zaten crit hasarı da sağladığından ve çok yüksek bir crit hasarı sağladığından stat olarak da sevecektir. First Great Magic, crit hasarı verdiğinden ve yüklü saldırı artışı da verdiğinden kullanabilirsiniz. Pasifinden tamamen fayda sağlayamasa da, belli bir yere kadar fayda sağlasa da. Olamayacak bir örnekten bahsetmek istiyorum. Amos. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Amos'un yüklü saldırı pasifi okeyken pasifin devamındaki hasar artışından faydalanamıyoruz. Çünkü neymiş? Çaska ok atmıyormuş. Benzer sebeple 3 yıldız slingshot'ımız da çalışmıyor. gençinde böyle bir oyun işte. 4 yıldız seçeneklerimize geçelim. Seen of the Blazing Sun savaş bileti silahı ama en iyi 4 yıldız seçeneklerinden olduğunu söyleyebiliriz. Savaş bileti alan biriyseniz faydalanabilirsiniz bundan. Silah banner'ında olan silah Flower Wreathed Feathers. Çiçek bezeli tüyler seveceği bir silah olacaktır. Savaş biletine gidemiyorsunuzdur ama silah benarında deneyen bir insansınızdır. Kendi silahını düşürememişsinizdir ama bir şekilde bu silahtan düşmüştür gibi senaryolarda bu silahı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Song of Stillness, durgunluğun şarkısı. Eğer takımınızda Furina varsa seveceği bir seçenek olur. Fontaine'in üretilebilir silahı, üretilebilir bir silah olması da güzel çünkü ulaşılabilirliğimizi arttırmış oluyor yani. Ve yine bu sefer Natla'nın üretilebilir silahı, Chainbreaker. Zincir kıran da çok güzel bir seçeneği. Yani gördüğünüz gibi karakter aslında çok güzel silahlara erişimi olan bir karakter kurması. Rahat bir karakter diyebiliriz silahları açısından. Takım yıldızlarını da konuşalım sonra da takımlarına geçeceğiz. Klasik bilgi. Aa durun klasik bilgiden önce. Ben Gamze. Genişinin pekle ilgili içerikler üretiyorum. Meta, sohbet, muhabbet, hikaye, eğlencelik videolar bu tarz videolar dikkatinizi ilginizi çekiyorsa kanalımı takip edebilirsiniz. Daha fazla desteklemek isterseniz de katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Ama asıl klasik bilgi çaskı oynamak için bir takım yıldızı zorunluluğunuz yok. Karakter düz haliyle mis gibi çalışıyor. Yatırım yapmak istediğiniz noktada ya da karakteri sevdiğiniz noktada neler yapabiliyor bu takım yıldızları? En iyileri hangileri? Ona bir bakalım. İlk takım yıldızı kurşunlarımızdan birini daha element kurşununa çeviriyor. Hasar artışı demek net. O açıdan gayet güzel bir takım yıldızı. Pasifimizin sağladığı takım arkadaşlarımıza göre bir rastgele element kurşunu olma olasılığını da arttırıyor. Artı olarak savaşta değilken gece ruhu puanı ve filistin tüketimi %30 azalıyor. Dünyada gezme rahatlığı veren bir takım yıldızı bu. Tatlı bir erken takım yıldızı. İkinci takım yıldızı. Takımımızda farklı elementten karakter olmasını sağladığı yükten bir tanesini Çaska sahaya geldiği gibi bize veriyor. Mis. Kurşunlarımızı fırlattığımız bu yüklü saldırı hasarımızın düşmana isabeti halinde kurşunlarımız sahip oldukları elemente göre alan hasarı vuruyorlar ve Çaska'nın saldırısının %400'ü kadar bir hasar bu güzel. Üçüncü takım yıldızı element becerisine seviye artışı sağladığından iyi. Hasarı yüklü hasar sayılıyor. Evet ama dediğim gibi element becerisiyle gelişiyor. Çaska. O açıdan güzel. Dördüncü takım yıldızı element patlamamızdaki elemente dönüşmüş parçaların hasarını arttırıyor. Bir de bunlar düşmanlara isabet ettiğinde bir buçuk enerji üretiyorlar Çaska için. Enerji konusunda dediğim gibi çok sıkıntılı olmamız gereken bir karakter değil Çaska. Kötü değil element patlamasının hasarı ama ana hasar kaynağımız yüklü saldırılarımız ya. O sebeple bu takım yıldızı beşinci takım yıldızıyla beraber daha mantıklı oluyor diyebiliriz. Çünkü beşinci takım yıldızı element patlama hasarımızın seviye limitini arttırmamızı sağlıyor. Altıncı takım yıldızı ise yüklü saldırılarımızın tam yük alma seviyesi az azalıyor. Takımımızdaki farklı elementten takım arkadaşlarımız varsa önümüzdeki 3 saniye boyunca direkt yüklü saldırımız fullenip krit hasarı 120 artış almış kurşunlar göndermeye başlıyor. Bu efekt 3 saniyede bir gerçekleşebiliyor. Piu, piu, piu bir karakter oluyor. Hasar inanılmaz artmış oluyor çünkü rotasyonu hızlanıyor. Front load yani başlangıçta yüksek saldırı veren bir karaktere dönüşüyor. Çaskıcığınız mis gibi bir 6. takım yıldızı. Takımlara geçelim. Furina, Fischl, Bennett. En iyi olabilecek takımlarından bu. Bennett hem Fischl hem de Chaska'nın hasarını arttırıyor. Furina da zaten tüm takıma hasar artışı sağlayan değerli bir karakter. Fischl yerine Ororon da koyabilirsiniz. Ororon rahatlıkla Cinder City, Kül Şehri, Yadigar setini de taşıyabildiği için genel performansı daha fazla katkı sağlamış olur Fischl yerine. Sadece bu set ile ateş güçlendirmesini almak bazen zorlayıcı olabiliyor takımınıza göre. Elektrik karakteri istediğinizde ya düşünebilirsiniz aslında. Hem kendi hasarı var hem element sağlar. Destek konumunda olsun diye eline TTD'se ejder katilleri de verirseniz çaskaya güçlendirme sağlar. Shunning düşmanlara göre seçmek isteyeceğiniz bir karakter olabilir. Benet ile beraber oynamanız gerekir. Bu da takımda iki tane aynı elementten karakter olacak anlamına gelir ve bu pasifimiz ile gelen hasar artışını düşürür. Bunu yadigarlar kısmında da anlatmıştım. Oyuncu seçimi karakterleriniz çok güçlüyse genel hasar için böyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Kalkan istediğiniz noktada Layla güzel bir seçeneğiniz olacaktır. Kalkanı kötü değil zaten. Ona vereceğiniz setlerde de çaskaya hasar artışı sağlayabilir ve element karakteri istediğiniz yerde o görevi de yerine getiriyor oluyor. Dördüncü takım yıldızı varsa yüklü hasar artışı da sağlayan bir karakter. Buz karakteri olarak Rosalya da kötü bir seçenek değil. Buz karakteri olarak oyundan silinmiş bir karakteri de anmak istiyorum. Anma günü bugün. Ben buna çok şaşırdım bu arada şahsen. Kendine çok Güzel ve farklı bir takım buldu şanhı. Karakterin buz hasarına hasar artışı sağlıyor. Bu sebeple buz kurşunlarımızın hasarı artıyor. Element patlaması hem buz direnci kırıyor hem de buz element bonusu sağlıyor. Element becerisini basılı tutarak kullanırsak yüklü saldırılara da hasar artışı alıyor. Çaska için inanılmaz uyumlu bir karakter olmuş şanhı. Yani hesabınızda varsa ve silinmediyse o hesaptan kullanabilirsiniz çaskayla ile. Oh, genel olarak... Ay nefes alm almadan mı anlattım ben? Genel olarak yorumumuz bu şekilde. Çaska güzel bir karakter. Oyundaki diğer kırık saha hasarcılar gibi değil ama gayet işini gören iyi bir karakter olmuş. Belli başlı karakterler istiyor yine yanına ama yani ben de oyuna bir karakter olarak gelsem ben de yanıma o belli başlı karakterleri isteyeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Eğer ki o karakterlere sen hı diyecektim çaska için <laughs> ayırmak isterseniz ve karakteri sevdiyseniz rahatlıkla düşürmeyi düşünebileceğiniz bir karakter olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ki videom rehberim sizlere yardımcı olmuştur. Siz de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi takip ederseniz, abone olmak isterseniz kapım sizlere açık. Herkese iyi oyunlar.